Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aracımız Peugeot 206, 2002 model 1.4 dizel. Aracımızın Egera manifold temizlikleri var, genel bir temizlik yapıyoruz. Mazot filtresi değişiyor, onun dışında yağ kaçaklarımız var üst kapağın, karbüratör contası. Herhangi bir sorunun var mı abi, bizi nereden gördün? İnternetten benim oğlum takip ediyordu, o söyledi, takip ettik, abone olduk, birkaç teşekkür ederim videomuzu abi. İzledik. Herkes memnun, benim arkadaş da gelmiş buraya. Evet. İnşallah biz de memnun kalırız. İnşallah abi. İnşallah. Size gelmeden önce neler yaptırmış, kaç para harcamış? Varsa onları da alabiliriz. Enjektörleri değiştirdik. 4 enjektör, turbo değişti. Ondan sonra elektrik tesisatı değişti komple. İşte yolda çekiş yoktu. Yakıtın yani nasıl? Arkadan biri tutuyor sanki, sonra geri bırakıyor. Yakıtın nasıl be abi? Yakıtı vallahi takip etmedim. Ona net bir şey değil. Ama çekişin düşük. Ama çekişte düşüklük vardı. İşte Allah nasip ederse inşallah Recep son yapacak. İnşallah abi. Genel bir temizlik yapıyoruz. Üst kapak contamız ve arkadaşlar dediğimiz gibi yakıt filtremiz değişiyor. Hemen şöyle ışığı bir tıkalım baba. Yağ kaçaklarımıza bakalım. Bu üst kapağın kaçırdığı yağlar. Evet. Şanzımana kadar inmiş. Şuraya bak. Evet. Zaten komple her yere sıçramış. Yine aynı şekilde buralarda da var. Bu şekilde arkadaşlar aracımızın temizlik işlemlerine geçebiliriz. Hemen oraya geçelim. Arkadaşlar temizliğe geçtik. 1.4 dizel aracımız. Top top çıkıyor. Bunları tabii daha önceden ıslatıyoruz benzin yardımıyla. Benzin ıslattıktan sonra zaten yumuşama işlemi oluyor. Yumuşadıktan sonra temizleyeceğiz. Şöyle elinden dök baba ya. Adamı da çağırayım da görsün diye. Resmen çamur. Bayağı bir dolmuş. Dolduğunu hissediyordum ama bu kadar olduğunu hiç tahmin etmedim. Yani. Evet. Tabi her aracın farklı elme manifoldu oluyor. Şekiller de değişik oluyor. Evet. Bu da arkadaşlar Peugeot'umuzun 1.4'lerin elme manifoldu bu şekilde. Egera'dan kaynaklı olarak yakıtsal böyle pisliklerimiz çıkıyor. Bunları temizliyoruz zaten. Benzin yardımıyla. Thank you.
Aleykümselam abi, hoş geldin. Geldin buralara ya. Sen neredeydin lan sabahtan beri? He? Neredeydin sen? Çalışıyorum ya. Çalışıyorsun? He. Ben de boş geziyorum böyle dedim. Bir kahve yap da çek. Kahve yap da kendimize gelelim. Kahve mi istedim? Benzinden uçtuk. Acımızdan da öldük. Tamam. Benzin uçurdu bizi. Ne kadar uzun o kadar kar, anladın mı? Ya baksana ya. Niye bak ya? Bu sıvı contayla yapılmış galiba daha önce, çünkü belli. Orijinal contası kullanılmamış. Adamlar direkt sıvı conta basmış buralara. Orijinal conta koyup niye acaba uğraşıyor? Üzerine bırakmışsınız. Ne makinesi? Bir şey olmaz. Çay şeyini. Ateş gibi olmuş, bir damlası yok mu? Şu anda şey yanmadı, koydum ama. Yanardınız. Kendine geldim. Sıvı conta basmışlar. Normalde contası var arkadaşlar. Ama sıvı contayla kandırılmış. Bunları temizliyoruz tabii ki. Temizlemeden mümkün değil, contayı oturtturamaz. Oturtturursun ama kaçağını engelleyemezsin. Evet.
KTO orijinal contadır. Orijinal contası. Evet. Zaten sana söyledim. Bir daha tıklalım. He. Sortego PSA grubun üretmiş olduğu bir conta. Hı-hı. Orijinal zaten. 2002 model arkadaşlar. 1.4 dizel Peugeot 206 aracımız. Şu an contasını değiştiriyoruz. Bu nasıl bu contaya gerek yok bana. Hayır. Yani orijinal contası olduğu için bu nasıl bu conta yapmaya gerek yok. Fabrika zaten üretmiş yani contasını koymuş. Ama başka buraya conta koymamış, sıvı conta koymuş sadece. Evet, orası ayrı sıvı contayla. Yani 90 lira fiyatı var, 90 lira için değmez. Zaten şu sıvı conta da 50 lira. Onu alsa daha mantıklıydı baba. Evet. Contamızı, temizlik işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. Manifold'un bastığı noktalarda bahsetmiştik. Yine lastik orlik contalarımız var. Hava kaçırmasın diye. Tabii. Orlik contalarımızı yerine taktık. Manifoldumuz hazır. Bu arada arkadaşlar Egeren'in iptal olduğunu, kapatıldığını söyleyelim. Egeren'in borusu çünkü kesilmiş. Görüyorsunuz. Katlanmış. Şöyle üstüne körlenmiş. Katlanmış. Körlenmiş diyebiliriz, evet. Bu şekilde videomuz gelecek. Dezavantajları, avantajları diye arkadaşlar. Onu da beklemede kalın. Egemenimizin manifolda giren borusu. Onun montajını yapıyoruz şu anda. Kör borunun montajını yapıyoruz. Körlenmiş. Niye körlerler bilmiyorum. Bunu yakın zamanda avantajları, dezavantajları adlı videosu gelecek arkadaşlar. Körlenmiş borumuzun montajı da manifoldu tamam şu anda. Manifoldumuz hazır. Ne yaptık? Orlik contaları bastığı yer arkadaşlar bloğa. Daha doğrusu silindir kapağına taktık. Üst kapak kurbüratör kapak contası dediğimiz orijinal Cortego marka arkadaşlar. PSA grubun üretmiş olduğu orijinal contayı taktık. Körlenmiş boruyu taktık. Egeremiz de burada. Yavaş yavaş montajlarına geçiyoruz artık. Buralar temizlendi. Yağ kaçakları vardı zaten. Civatanın biri yok, biri. Evet arkadaşlar, Peugeot 206 aracımızın takım işlemlerine devam ediyoruz. Şu an manifoldumuzu taktık.
Enjektörümüzün üstündeki sekmanları takıyoruz şu anda. Egere'yi taktın herhalde bu. Evet. Egere'nin montajı da tamam, manifold da tamam. Üst kapak contası tamam. Mazot filtresi mi kaldı sadece? Evet. Onu da birazdan takımına geçeceğiz. Enjektörlerin üstündeki sekmanlar bunlar. Geri dönüş sekmanlar. Üstünde rekorlar gidiyor herhalde bunun. Şu şekilde. Üstüne rekorlar, geri dönüş rekorları da giriyor arkadaşlar. Sekmanlar zaten onları tutuyor. Geçmiş. Şimdi mazot filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi onu bir gösterelim. Filtremiz bu şekilde plastik, iki çeşit çıkıyormuş bunlardan. Onu sordum alırken. Tabi demir ayak var. Kaburgaya sıkılması için ondan boşaltıyoruz. Bu şekilde. Civataları gösterelim. Torç başlıkla. Civatalar. Bunun hava alması zor mu burada yoksa kontak aç kapan mı? El pompası değil. Anladım, el pompasıyla yapılıyor. Bakalım sensör var mı yok bunda. Şöyle yeni mazot filtremiz. Orijinal arkadaşlar, Peugeot Citroen logosu var. PSA grubun üretmiş olduğu bir parçadır diyebiliriz. Sensör yok. Yeninin üzerinde arkadaşlar sensör olmadığı için eskinin üzerinden sensörümüzü yeniye montaj edeceğiz. Şöyle göstereyim, yeni filtremiz de bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Parça numaraları falan da burada yazmışlar zaten. Sensörümüzü yeni filtrenin üzerine taktık. 32 numara anahtar yardımıyla sıkıyoruz arkadaşlar. Eski, yeni. Üstündeki eskiden çıkan ayakları söylemiştik arkadaşlar. Şimdi koruma. Ayakların montajını takıyoruz. Hem koruması hem de kaburtaya montaj yapılıyor herhalde baba. Yok, bu sadece filtreyi tutar. Kaburtaya montaj. Buradan, buradan. Yeni filtremiz montaja hazır. Üstüne bir geçelim. Montaj kısmına geçebiliriz. Montaja geçtik. Aynen öyle.
işe yarar işe. Bu herhalde plastik kapağımız bu da. Evet, triggerin kapağı. Triggerin kapağı. Kayışlı versiyon. Evet, kayışlı. Zaten eski model olduğu için kayış var. Triggerin kapağını da bu şekilde montajını yapıyoruz. Uzatmıyorum arkadaşlar burayı. Aracımızın zaten yapılan her şeyini görüyorsunuz. Şu an ne kaldı bakıyorum. Birkaç cıvatamız haricinde bir şey kalmamış. Turbo bölümü var. Araçlarımız bekliyor arkadaşlar. Randevu sistemiyle alıyoruz. Şöyle dükkanımızı da çekelim. Aynı şekilde burada da var. Araçlarımızın videosu teker teker gelecek. Öndekinin de Egera manifold temizliği var. Peugeot'umuzun zaten videosunu izliyorsunuz. Fiorino'nun da temizliği var. Peugeot'un da temizliği var. Randevu sistemiyle alıyoruz. Altta açıklama kısmında telefon numaralarımız mevcut. Yeni filtrenin havasını alıyoruz burada. Havayı hortumu için. Kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Kendi havasını almıyor kontağı açınca. Oradan zaten havasını aldık. Basıyorum baba. Bazı parçalar takılı değil arkadaşlar. Beyin onları okuduğu için stop veriyor. Onları zaten airbag'den kaynaklı da verebilir o. Şu an aracımızı çalıştırdık. Dışarıdan da bakalım. Orada tamirciler var mı köy içerisinde? Ya belki 20 tane çıkmacaya geçtik.
Tamam abi, hadi. Numara atarsa sıkıntı yaşamıyoruz.